Arkadaşlar merhaba. Bu videoda farkında olmadan kedi bakımında yaptığımız 13 hatadan bahsedeceğiz. Yani bu hataları birçoğumuz yapıyoruz. Ben de dahil. Zaman zaman fark etmeden, bilmeden bu hataları yapabiliyoruz. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisi, kedimizi sürekli aynı mamayla beslemek. Yani tıpkı insanda olduğu gibi biliyorsunuz kediyi de sürekli aynı mamayla beslerseniz onda belli zaman sonra bıkkınlık başlayabilir ve bu iştahsızlığa dönüşebilir. Bir de bir markada bazen tuz oranı yüksekken diğerinde tahıl oranı yüksek olabilir. Bu da sürekli aynı mamayı yiyen kedi de zaman içerisinde aynı değerlerin yükselmesi nedeniyle hastalığa yol açabilir. Tabii ki kediniz yaşlandıkça bu daha fazla ortaya çıkacaktır. Diyet değişikliği gerektiren böbrek sorunlarıyla da karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle kedinizi tüm yaşam boyunca da aynı mamayla beslemeyin. Arada bir farklı mama türüyle besleyin. İlla marka değişikliği olarak da değil ki markaları da ben arada değiştirmenizi tavsiye ederim. Örneğin arada balıklı, kuzulu, hamsili türlerle farklı mama türlerine de yönelin. Sürekli aynı mamaya alışan bir kediye de farklı mamayı verdiğinizde ölçeklerini ayarlayarak ve kademeli geçiş yapılarak vermeniz gerekir. Bu zaten mama kutularının arkasında da mama poşetlerin arkasında da yazar. Çünkü kusma gibi yan etkiler görülebilir farklı bir mamaya geçtiğinizde. İkincisi, ceza kullanmak, bunu fiziksel olarak yapmak ya da bağırarak kediye ceza vermek. Zaman zaman sabrımız kaybolabiliyor. Yani bu tarz durumlara neden olan şeyler olabiliyor kedilerle alakalı. Fiziksel veya bağırarak ceza vererek kedinizi disipline etmeye çalışmayın. Bunun bir işe yaramadığı da biliniyor. Bunu uzmanlar da, veterinerler de herkes söylüyor. Hatta böyle bir durumda istediğinizin tam tersini de yapabiliyorlar. Bu onları strese sokuyor ve sadece sizden korkuyorlar. Yani kediler öfkenizin nedenini anlayamıyor. Çünkü kediler anı yaşarlar. O anı yaşarlar. Hele ki yani daha önceden yaptıkları, örneğin bir yere tuvaletlerini yaptığında oraya getirip kızsanız bile bunu anlayamazlar. Onları cezalandırdığınızda neyi yanlış yaptıkları hakkında aslında hiçbir fikirleri olmaz. Ceza onlara rastgele ve tutarsız gelebilir. Bu da onlarda stres, endişe ve korkuya neden olur. Aynı zamanda insanlara karşı da bir güvensizlik oluşmasına neden olur. Ve hatta saldırganlık göstermeye de başlayabilirler. Eğer kediniz sizi ısırıyorsa nedenlerinden birisi de bu olabilir. Ona verdiğiniz anlamsız cezalar olabilir. Tabii ki bir kediyi disipline etmenin en iyi yollarından biri doğru bir şey yaptıklarında onları ödüllendirmek. Yanlış bir şey olduğunda da fiziksel bir hareket yapmadan, bağırmadan basit farklı ses çıkararak uyarma olabilir. Yani örneğin istemediğiniz bir yeri tırmalarken gibi ya da el şaplatma sesi gibi çıkararak dikkatlerini çekip onların vazgeçmelerini sağlayabilirsiniz. Siz görmüyorken yine yapmaya devam edebilirler ama onlar da yine de belli bir disiplin oluşturur. Belli zaman sonra vazgeçebilirler. Tırmalama tahtasına da götürebilirsiniz direkt. Orayı tırmalarlar. Üçüncüsü arkadaşlar hijyen eksikliği. Kediler çok temiz hayvanlar bildiğiniz üzere ve kendilerini temizlemek için de çok zaman harcıyorlar. Kirli bir ortam, özellikle tuvalet kutularının kirli olması, yattıkları yerlerin, yiyecek ve su kaplarının gibi yani sık sık bulundukları yerlerde bu kirlilik yoğunlaşıyorsa onları yine strese sokacaktır ve hatta vücutlarında da tahrişe neden olabilir. 2-3 gün temizlenmemiş bir tuvalet kutusu veya kirli bir yatak. Kedide öfkeye ve ısrarlı miyavlama, tıslama, uygun olmayan yerlere idrarını hatta kakasını yapma gibi istenmeyen davranışlara neden olabilir. Bu nedenle kedilerinizin mama kaplarını da uzun süre temizlemeden bırakmayın. Mesela o bile çene aknesi, mantar gibi hastalıklara neden olabilir. Buna da dikkat edelim. Yani kedilerin kullandıkları kapları düzenli şekilde temizleyelim. Dördüncüsü arkadaşlar kedinizin bütün gün uyumasından mutlu olmak. Kimisinin çok hoşuna gider. Ya benim kedim bütün gün uyuyor, çok rahatım, hiçbir şey yapmıyor, oyuncak gibi bir köşede kıvrılıyor, yatıyor akşama kadar hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ama böyle değil. Kedilerin doğası bu değil. Yani o onun aslında biraz da üzgün olduğunu, depresyonda olduğunu da gösterir. Kediler avlarını öldürmek ve avlamak için doğarlar normal hayatta. Bu doğal avcıları biz içgüdülerini çalıştırmadan mutlu yaşamalarını umarak evlerimize getiriyoruz. Tabii ki onlara bazı hakları var. Bunları da değerlendirmemiz, yapmamız gerekir. Yani onlara yapıcı bir egzersiz yapmamız, işte avlanma içgüdülerini harekete geçirme veya zihinsel olarak uyarma imkanı sağlamamız gerekir. Eğer sağlamazsak kedi de yine davranış sorunları gelişecektir. Sıkılırlar, çok fazla enerji biriktirirler, stresli ve endişeli olmalarına da neden oluruz. Bu nedenle kedilerinizin hareketlenmesini sağlayacak aktiviteler de geliştirmeniz gerekir. Bu bazen bir oyuncak olabilir, bazen kısa bir gezinti olabilir dışarı. Ya da gezdirmek.
yerleştirebilirsiniz. Ya da imkanınız varsa böyle bahçe gibi bir yere kedinizi salmanız onun mutlu olması açısından da çok önemli. Beşincisi arkadaşlar sürekli kusmalarını görmezden gelmek. Kedidir nasıl olsa normaldir. Kusması gibi düşünmeyin. Eğer sürekli kusuyorsa bu ciddi bir problem olabilir. Kediler genellikle içlerinde biriken tüy topaklarında da kusarlar. Bu tüy topakları olduğunu ama çıkarttığında siz anlarsınız. Bir topaklaşma olur yani dikkat edersiniz ve aşırı derecede de kokmaz bu. Ot yiyerek kusarlar bazen. Aşırı değil ve kokusuzsa da bu kusma çoğu zaman doğaldır ama yine de dikkat etmekte fayda var. Maltehir takviyesi vererek de kedinizin bunları hazmetmesini sağlayabilirsiniz bu tüy topaklarını. Fakat kedilerin sık kusması normal bir durum değildir. Kedilerde her gün kusma mutlaka takip edilmesi gereken ve 2 gün üst üste gerçekleştiği zaman da mutlaka bir veteriner hekimden bilgi alınması, bildirilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle kusmaları da mümkün olduğunca ciddiye almaya çalışalım. Altıncısı banyo yaptırma. Bununla alakalı da zaman zaman sorular geliyor. Kediler kendilerini temizlemede mükemmeldir ve nadiren yıkanmaları gerekir. Hatta yıkanmasalar da olur. Ben bugüne kadar ekstrem bir durum olmadığı sürece hiç kedi yıkamadım. Yani onları yıkamaya karar verirseniz de eğer illaki yıkayacağım derseniz de yılda bir belki eğer garip bir durum oluşmadığı sürece yıkayabilirsiniz ama kedinizi sık sık yıkamanız onlar için iyilik olmaz. Hele ki yıkayacaksanız da kesinlikle bu bizim kullandığımız şampuanları falan da kullanmayın. Ya normal suyla ya da özel kedi şampuanlarıyla yıkamanız gerekir. Ve sık yıkamayın çünkü sık yıkadığınızda da kediler kendilerinin temizleme özelliklerini kaybederler. Bu da onlarda cilt rahatsızlıklarına neden olabilir. Yedincisi arkadaşlar ani hareketler. Bazen kediyi böyle hoşumuza gider. Hatta seyretmişsinizdir. Kedilerin salatalıktan korkan videoları var. Aslında gerçekte orada olan şu, kedi salatalıktan korkmuyor. Salatalık onlar fark etmeden yanlarında belirdiği için korkuyor. Kediler bir tehlikeyi veya yırtıcıyı temsil edebileceğini düşündüklerinden ani hareketlerde garip tepkiler verebilirler. Bazıları bunu komik bulsa da sürprizler kedinizde endişe ve korkuya neden olur. Evcil hayvanınızla bence eğlenmenin başka yollarını aramak en güzeldir. Sekizincisi kedilere giysi giydirmek. Bu da son dönemlerde bayağı popüler oldu. Sevimli görünebilecekleri için kıyafet satın alanlar var. Almayalım, kıyafet satın almayın. Kediler kendilerini yalayarak temizliyorlar ve giysi giydiklerinde de yalayamadıkları için ve de bunalıyorlar onun içerisinde kedi giysilerinden nefret ederler. Dokuzuncusu arkadaşlar kedinizin her şeyi yemesine izin vermek. Çoğu insan aslında kedilerine insanların yiyeceği yiyeceklerden de verir. Bunların bir kısmı tabii ki verilebilir ama her insanın yediği mamayı kediye vermek doğru değildir. Kedinizin sindirim sistemi çünkü beslenme gereksinimleri farklı insanlara göre çok farklı. Mümkün olduğunca araştırarak neyi nasıl vereceğimizi öğrenerek kedilere vermek önemli. Bu nedenle bunları bir araştırın verilebilir mi? İnsanların yediği yemeklerde çünkü aşırı tuz olabiliyor, yağ olabiliyor ve kedilerde bu çok ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Biz sindirebiliyoruz ama onlar sindiremiyorlar. Onuncusu arkadaşlar sadece kuru mama vermek. Birçok kedi suyu sevmiyor ve yeterince su içmediği için de hastalanıyor. Hastalıkların birçok sebebi kedilerde yeterince su içmemeleri, idrar kristalleri, hatta böbrek sorunları geliştirmeye daha yatkın oluyorlar. Bu nedenle çoğu zaman da kedinizin diyetine yaş mama veya haşlanmış sulu etli gıdalar ekleyerek herhangi bir tuz ya da baharat ya da bir şey eklemeden bunu bir nebze olsun önleyebilirsiniz. Ayrıca kediler hareketli sudan da içmeyi seviyorlar. Su içmelerini de arttırmak için benim yaptığım mesela akvaryumdan yaptığım veya diğer materyallerden yapabilirsiniz. Cam şişelerden, cam fanus tarzı şeylerle de yapabilirsiniz. Hareketli su sebillerinden almanızı veya hazır da alabilirsiniz. Almanızı ben tavsiye ederim. Çünkü kedilerin su içmesini bu tarz sebiller belirgin bir şekilde arttırıyor. Buna da dikkat edersek güzel olur. 11.'si kedilerin 9 canlı olduğunu düşünmek. Bunu çok yaşıyoruz. Sosyal medyada dolaşıyorsanız, Facebook grupları ya da diğer gruplarda da bakıyorsanız eğer kedim yüksekten düştü, ayağı kırıldı, şöyle oldu. İşte bugüne kadar hep orada geziyordu, hiçbir şey olmuyordu. Bir anda düştü ve sakat kaldı ya da öldü gibi yakınmaları görüyoruz. Bunları yaşamamak için kedilere nasıl olsa bir şey olmaz demeyin. Yüksekten düşseler de tabii bir insan gibi değil biraz daha korunaklı düşüyorlar ama
Ne olursa olsun, evde beslenen kedilerde en büyük ölüm ve sakat kalma nedenlerinden birisi bu: yüksekten düşme. Çok katlı binada oturuyorsanız yüksekten düşmemesi için de gerekli önlemleri alın. Yani ne yapabilirsiniz? Yeni çıkan kullanışlı kedi fileleri var. Bunları araştırın internetten. Cam ve balkonlarınıza bunları çekebilirsiniz. 12.'si, kedilerin az bakım gerektirdiğini düşünmek. Biz bir şekilde idare ederiz gibi düşünüyoruz ama o şekilde değil. Birçok evcil canlıya göre, evde yaşayan, bende balık var, kuş var, hepsine göre daha zahmetlidir aslında kediye bakmak. Daha güzeldir, eli avuca gelir, çok sevimlidir, çocukların gelişimine faydası vardır diğer canlılara göre. Ama bakmak da o kadar basit değil. Bazen basit bir pire salgını bile ciddi anlamda evinizin huzurunu bozabilir. Bu nedenle baştan hepimiz tedbir alsak güzel olur. Kedimizi düzenli kontrollerden geçirmeye çalışalım. Biliyorum veteriner fiyatları çok yüksek ama ne olursa olsun birazcık olsun gelişimlerine dikkat edebilirsek daha sonra yaşanacak daha büyük sıkıntıların da önüne geçmiş oluruz. Son olarak sert temizlik ürünleri kullanma. Evimizde kedi varsa temizlik konusuna da ayrıca bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kullandığımız temizlik malzemelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kediler onları bazen yalaya da biliyorlar, ya soluyabiliyorlar. Bu da onlarda kusma gibi ya da ani farklı sıkıntılar gibi sorunlara neden olabiliyor. Örneğin çamaşır suyu yerine yerleri temizlerken sirkeli su kullanabilirsiniz ki bu mikropları da daha güzel yok ediyor. Hatta varsa pire tarzı şeyler, sirkeli su onları da daha güzel yok ediyor. Birçok dezenfektan da ve deterjanlar da kediler için toksik. Bunları da öncesinde bir araştırmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde bir derleme yapmaya çalıştım. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.